Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese sağlıklı, keyifli, güzel bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğim. Antalya Spor maç sonunda biliyorsunuz sahaya girildi. Bununla alakalı bir tutanak tutuldu. Saha incelemesi yapıldı ve perşembe günü Allah nasip ederse bir rapor çıkacak. Ama Trabzonspor takımımız 52. maddeden ceza gelmesi bekleniyor. Ve bu 52. madde ne? Biraz bunu değerlendireceğiz. Trabzonspor takımımızın bence bugüne kadarki en önemli cevaplarından bir tanesini verecek. Bana göre tarihi bir cevap. Buna değineceğim. Edgar'ın durumu ne? Cerminio'nun durumu ne? Kuasi bizim takımıza ilerleyen süreçte neler katabilir? Değerlendirmemiz gereken konular var. Bütün bunlara değineceğim güzel, keyifli bir video olacağını söylemek istiyorum. Üzerindeki forma gene bizim bir hazırlık maçında giymiş olduğumuz bir formaydı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Hereven maçı vardı. Hollanda'da bir hazırlık maçı yapmıştık ve ben orada bir ma o maçta gol atmıştım. O maçın forması arkadaşlar benim için önemli bir forma daha diyebilirim. Şimdi hepinizin de merak etti bu ikinci maddeye bir gelmek istiyorum. Tabi e, öncelikle buna gelmeden önce tabi şunu da hatırlatayım sizlere. Sağının zemininde sökmeler var arkadaşlar. Sağının zemini ciddi anlamda hasar gördü. Tabii bu hani kale direkleri onlar bunlar bir şekil çözülebilir ama sahanın içerisindeki zeminindeki bir bozukluktan dolayı öncelikle şu arkadaşlar futbolcu sağlığı birinci planda. Hani her şeyi bir tarafa bırakıyoruz futbolcu sağlığı. 10 gün içerisinde o çimin yeniden yerine oturması o çimin yeniden yerine ekçimler konması mümkün değil. Çok zor bir durum. tabi Trabzonspor takımımız bununla alakalı nasıl bir yöntem yapacaklar bilmiyorum ama sağla alakalı ciddi anlamda bir yoğunluk var ilgi alakalı var. Bir an önce bu sahayı toparlamak gerekiyor. Hani koltuklar kırıldı, e, camlar döküldü, tuvaletler orada her yer darma duman arkadaşlar maalesef. E, tabii ki de bu da bir maliyet olacak ve bununla alakalı çalışmalar yapılıyor. Öncelikle şimdi sahanın zemini kötü olduğu zaman oyuncunun ayağı kayar, çim yerinden çıkar, çukurluklar olur ve oyuncuların sağlığı anlamında sakatlanması muhtemel durumda olduğu için böyle sıkıntılı bir sürece girdik. Bunu bir tarafa koyuyorum şöyle bir detay var. Yayıncı kuruluşun anlaşmış olduğu firmada bizim e, çoğu şeylerine zarar gördüğüyle alakalı kameraları olsun yerlerindeki bazı e, önemli eşyaları varmış. Onlarla alakalı da kulübümüze bir tazminat davası açmak istiyorlar. Antalya Spor Takımı bizi gene bir e, işte Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet etti. Bizim alakalı biraz yaptırım bekliyorlar gibi gibi birazcık zorlu bir sürece girdik maalesef arkadaşlar. Ama ee, hani bir şey diyemiyorum şampiyonluk yaşadığımız için bir şey de demek istemiyorum. Şimdi gelelim 52. maddeye. Ben de şöyle bir yan tarafa bırakayım 52. maddeyi siz de oradan görün arkadaşlar. Ee, stadyumlarda düzen veya disiplin ya da müsabakanın olan akışı içinde oynanmasının veya güvenliğinin sağlaması ilişkin kuralların bireysel veya toplu bir biçimde ihlal eden kişiler bir aydan iki yıla kadar müsabakalardan men veya sürekli hak mağribiyeti alırlar diyor. Disiplin kurulu seyircisi mensupları futbolcuları nedeniyle olaylardan sorumlu kulüplere olayın ağırlığına göre para cezası veya sağ kapatma cezası, seyircisiz izleme cezası verebiliyor. Tabi e, ee, sahaya girenlerin yüzünden komple bloklarında kilitleneceğini ve bloklarında ceza alacağını bilgisini veriyorum. Alttaki diğer maddeyi okumuyorum. Ben bu yan tarafa koydum. Ben konuşurken ee, okumak isteyenler diğer devamını okuyabilir ama sağ kapatma, seyircisiz oynama gibi sıkıntılarımız var. Özellikle ve özellikle <laughs> pardon seyircisiz oynama cezası gelirse geçmiş olsun. Biz ay maçını zaten büyük ihtimal sıkıntılı bir süreç olacak. İstanbul'a gittiğimizi düşünün. Orada da maalesef seyircisiz bir maç oynanacak. Şampiyonlukta kupa kaldıracağımız maç seyircisiz olacak. Ama şöyle de bir detayımız var. Burada da bir oh çekebiliyoruz ufak da olsa. Ki gönül ister ben istiyorum ki yani oynansın. Hakem düdüğü çalsın. Oyuncularımızın o anki coşkusuyla beraber o kupalar kaldırılsın. Benim isteğim bu. Ama şöyle de bir detay var maalesef arkadaşlar. oyuncularımız İstanbul'a gider. Maçını oynar. Özel uçakla döner. Akşam kupa kaldırır. Veyahut da Altay maçı oynanır içeride. seyircisi oynanır. Bilmiyorum artık. oyuncular tabii ki sağ durumundan dolayı içeride oynama şansımız çok düşük. Ben ihtimalleri söylüyorum. Kupayı kaldırmak için taraftarlarımız, bilet olan taraftarlarımız içeriye girer. Tabii burada da bir izdiham yaşanacağını düşünüyorum. Bu da biraz sıkıntılı bir süreç. Bu işin altından nasıl kalkılacak gerçekten merak ediyorum. Hani çok fazla da ben bir şey söylemek istemiyorum. Bundan sonraki süreci takip edeceğiz. Şimdi e, Trabzonspor takımımızın biliyorsunuz maddi anlamda ciddi anlamda adımları var. İşte dün konuştuk bence bomba bir proje. Gerçekten 100 yılın bombası diyebilirim yani. 1000 tane iş adamından 1 milyon TL o anlata ismi yazılacak. Ve 1 milyar TL yakın bir para beklentisi var. Şampiyonlar Ligi'ne katıldığın zaman 30 bin euro yakın bir gelir elde edeceksin. Zaten 400-500 milyon TL yakın bir şampiyonluktan dolayı bir gelirin oldu. Arkadaşlar efsane işler olur. Bakın bu paralarla efsane işler olur. Mükemmel bir gelir, mükemmel bir iş, iş olur bizim için. Ve e, bundan sonraki süreçte istediğimiz kadroyu rahat bir şekilde kurarız. Şimdi gelelim benim için tarihi bir cevap arkadaşlar. Gerçekten çok önemli bir cevap. Trabzonspor takımımız e, bu maça özel... 8. şampiyonluk formasıyla çıkmak istiyorlar ve bu sahada verilmesi gereken en anlamlı, en önemli şampiyonluk mesajıdır. İnşallah bu forma tasarımını görmedim ama çok güzel olduğuyla alakalı bilgi var. Bu tasarımı inşallah kullanırlar, söylenti de kalmaz. 8. şampiyonluk vurgu beraber sahaya çıkması herkese ciddi anlamda bir mesaj olacaktır ve benim için tarihi bir mesajdır. Gerçekten duyduğum zaman çok mutlu oldum. Bunu inşallah gerçekleştirirler ve 100 bin tane de. 100, 100 bin tane de pardon 8. şampiyonluk vurgulu formayı satışa çıkartacaklar. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki bayrağımızın parçalarını satışa çıkarttık. Oradan bir gelir sağlanacak. Formadan gelir, maç biletlerinden gelir, kupa törenlerinden gelir. Birçok şey de gelire çeviriyor ve çok önemli işler yapıyoruz. Bizim de bu anlamda kulübümüzün her türlü projesine elimizden geldiğince ufak da olsa bir katkıda bulunmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bunları da verdikten sonra gelmek istiyorum. Ee, şimdi Edgar, Cervinho, kuasinin durumları var. bir Ali Koç'un dünkü bir e, röportajı oldu, bir basın toplantısı oldu ufak ve perşembe günü. Çok önemli açıklamalarda bulunacağını söyledi Ali Koç. Tabii merakla bekliyor muyuz? Hayır. Çünkü kulübümüz gerekli cevapları e, sahada veriyor artı zamanda medya sosyal medyadan da kendi şampiyonluk görüntülerimizi paylaşarak maç görüntülerimizi paylaşarak veriyor. Yöneticilerimiz örnek vermek istiyorum. Ertuğrul Bey e Arasan'la seni duymuyorum şarkısını gönderme yaptı. Fenerbahçe paylaşımını yaptı. Hemen arkasından Ertuğrul Başkan yaptı. Ahmet Başkan zaten kulübün internet sitesinden gerekli cevapları veriyor. Hiçbir şekilde şampiyonluğumuza gölge düşürülmesine izin vermeyeceğiz, vermiyoruz arkadaşlar. Her zaman e dik durduk. Her zaman aynı şekilde durmaya devam ediyoruz. Abdullah Avcı Galatasaray maçına giderken biz keyif yapıyoruz demişti. Gerçekten de biz keyif yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi şampiyonluk maçında Edgar yoktu. Cervinho yoktu. Bununla alakalı çok soru aldı. Vakayemen'in görüntüleri yoktu. Bununla alakalı çok soru geliyor. Vakayemen'in durumu olabilir. Sakatlığı vardı. Oynamadı. O ara taraftarlar sahaya girmesiyle beraber içeriye kaçmıştır oyuncu, İçeriye girmiştir diye düşünüyorum ben. Onu bir tarafa koyalım. Edgar'ın ben bundan sonraki süreçte kupa törenine gelip gelmeyeceğini göreceğiz tabii ki de. Erken konuşmak istemiyorum ama e, Edgar'ın ben bundan sonraki süreçte arkadaşlar bu benim düşüncem. Çok fazla mesaj atıyorsunuz bununla alakalı. Trabzonspor takımının formasını giyme şansını düşük görüyorum. Edgar çok önemli bir oyuncu. Biz de iyi bir piyasa yapmış. Milli takımına davet edildi, sakatlandığı için gidemedi. Böyle bir oyuncudan Dünya Kupa Dünya Kupasına gidecekti. Böyle bir oyuncu Afrika Kupasına gidecekti pardon. Böyle bir oyuncudan e, sözleşmesini fes edersen sakatlanmış da olsa ben Edgar'ın şu anki sağlık durumunun bayağı bir toparladığını düşünüyorum ve sezon başında hazır olacağını düşünüyorum ve mutlaka Edgar'ın menajeri boş durmuyordur ve çeşitli kulüplerle beraber görüşmelerini görüşmelerin devam ediyor. Edgar'ın bundan sonraki süreçte şampiyonluğa, kupa törenine gelecek mi ona bakacağız. Kulübümüz davet eder gelmez ayrı bir konu onu kendisi bilir ama kulübümüzden mutlaka böyle bir hamle gelecektir. Cervinho hani e, acaba diyorum ki Cervinho'yu getirebilir miydik bu şampiyonluk maçına hani kulübede türbünde görebilir miydik? Ben göremedim. Gören arkadaşlar varsa ki Cervinho ile alakalı bir paylaşım da olmadı. Soyma odasını gördük. Bruno Perez mesela ameliyattan çıktı adam. Seke seke sahanın kenarında gördük. Bruno Perez'i gördük. E, odasında gördük. Tabi bunlar önemli şeyler. Cervinho biraz da yaşlı olması, biraz da tedavisini aksatmak istemediğinden midir bilmiyorum ama şöyle bir gelip 3-4 gün görünüp bir gidebilirdi. Bir sağlık ekibi onu bir testten geçirebilir miydi? Geçirebilirdi tabii ki de hani e, bir de şöyle bir çılgınlığımız var onu da söyleyeceğim daha sonra Kuas ile alakalı da yorum yapacağım. Yani Beşiktaş maçının biliyorsunuz dünkü videoda demiştim ki hani resmen açıklanmadık, açıklanmayacak. Çünkü e, hakem hatası olarak kabul edildi ve sıradan bir maç görüntüsüne döndü. Yani resmen internet sitesinin açıklanmasına gerek duyulmuyor. Bazı arkadaşlarımız diyor ki Beşiktaş maçını tekrar oynayalım ve biz o maçı kazanacağız diyorlar. Arkadaşlar gözünüzü seveyim başımıza ne iş çıkartıyorsunuz ya. Şu an ortamı görmüyor musunuz? Yani bazen çıldırmışız diyorum. Gerçekten çıldırmışız diyorum. Beşiktaş maçının tekrar oynanmasını isteyen, dua eden Trabzonsporlu taraftarlarımız var. Çıldırdık arkadaşlar. Bırakın şampiyonluk gelmiş ya kutlama yapıyoruz. Beşiktaş'ı yensek ne olur, yenmesek ne olur? Beşiktaş'ı biz tarihimizde yıllarca yenmişiz. Gene yeneceğimiz maçlar olacak. Rahat olun. Hiç stese gerek var mı arkadaşlar? Ben bu saatten sonra bir maç daha kesinlikle kaldıramam. Kesinlikle kaldıramam. Allah korusun futbolcularımız şu an tatile çıkmışlar zaten. Böyle bir şey söz konusu değil de sizlerden gelen çok fazla mesaj var. Beşiktaş maçını kazanalım diyenler ki lütfen bekliyorum. Ee, videomun altına yorumlarınızı bırakın. Bir diğer detay da Kuasi. Arkadaşlar Kuasi ile alakalı düşüncelerim var. Hani e, bu sene gerekli forma şansını yakalayamadı. Abdullah Avcı Kuasi'ye neden bu forma şansını veremedi acaba? Düşünüyorum. Acaba diyorum ki Kuasi yetersiz mi? Kuasi idmansız mı? Kuasi'nin maç eksiği var? Ama şimdi e, Fil dişi sahili milli takımına gitmiş bir oyuncudan bahsediyoruz ve önemli bir oyuncu. Fil dişi milli takımına gitmek kolay değil. Hep babaların olduğu bir takım. Dünya çapında oynamış, büyük kulüplerde oynamış oyunculardan kurulu bir takım. E tabi bu da bir benim biraz kafamda soru işareti uyandırıyor. Ama ben Vakayem'e gittikten sonra bu benim düşünmem Kuasil'den yüzde yüz devam etmem. Ben. Benim düşüncem bu. Oraya Canini çekiyorsun. Canini bir Vakayem'e gibi kanattan içeriye ekstradan ortalar kesen bir oyuncu değil. Gidenel de çaprazdan içeriye giren oyunu karıştırmaya yönelik. Bir ikinci santrofor gibi oynamaya çalışan bir oyuncu. Biz kanat yükünü direkt Vizca'ya verir gelecek sene problem yaşarız. Bu konuları konuşacağım daha sonra. Daha fazla kafanızı şişirmek istemiyorum bu konularla alakalı. Videoyu da uzatmak istemiyorum ama bizim sol tarafa banko bir oyuncu getirmemiz lazım. Bakın soruyorsunuz nerelere adam lazım. Ben futbol bilgime göre konuşuyorum. Bir Trabzonspor'un yöneticisi değiliz, hocası değiliz. Sol bek, bir sağ stoper, bir sağ bek. Bruno Perez'in durumu 4-6 ayı bulacağı söyleniyor. Sezon başına bizim hızlı girmemiz lazım. Şampiyonlar Ligi'ne katılıp o paramızı almamız lazım. Bunlar için orta sahaya bir iyi bir orta saha daha gerekiyor gibi geliyor bana. Gene Vakayem'e giderse onun yerine Canini Cornelius'tan bir tanesi satılması muhtemel. 10 numaramız Bakasetas Ömür. Ne olacak bunu da göreceğiz. Yani bizim arkadaşlar düzenli bir şekilde çalışmamız, planlamamız lazım. Bundan sonraki süreçte ben inanıyorum ki biz şampiyonu kutlayıp Burada şampiyonu konuşurken Abdullah Avcı gelecek senenin planlamasına başlamıştır. Abdullah Avcı gelecek senenin kadrosunu kurmaya başlamıştır diye düşünüyorum. Formamı beğenmişsinizdir inşallah. Ben bu formayı çok beğeniyorum. Ee, güzel bir forma. Hazırlık maçında giymiştik. Süper Lig e, amlemi de var burada. Ben hatırlayamıyorum. Acaba Süper Lig'de giydik mi? İnan hatırlamıyorum. Hatırlayanlar varsa lütfen yazsınlar. Değişik bir formaydı. Aslında hani bizim bordo mavi renklerimiz ama bu da ekstradan değişik bir forma olduğunu düşünüyorum. Videomu tamamladım. Dün mükemmel bir canlı yayın yaptık gene. İzlemeyenler bir önceki videoma dönsünler. Yani 45 dakikalık çok önemli anketler yaptık. Vaka kalsın mı? Kaç yıl imzalasın? Ne kadarı kal ve olsa siz verirdiniz? Bizim takımımızın Santofor'u kim? Orta sahanın maestrosu kim? Birçok detayı konuştuğumuz bir canlı yayın yaptım. Bunu sizlere hatırlatmak istiyorum. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Videomun sonuna kadar gelen herkese çok teşekkür ederim. Bu aralar biraz videonun sırasını 1-2 dakika uzattım. Çünkü izlenmelere baktığımız zaman sevdiğinizi gördüm. İzlenme sürelerimize baktığımız zaman çok sevdiğinizi gördüm. Bildirimlerimizi açalım. Sonuna kadar gelen dostlarım beğen tuşuna basarlarsa videomuzu öneri anlamında daha çok olur. hızlanımız Hızlanmamız daha hızlı olur. Hedefimiz bir 70 bini yakalarsak bu sizin sayeniz olacak. Kemik kitlemden bunu rica ediyorum. Sizlerin desteklerinizi eşiniz, dostunuz, ahbabınıza söyleyin son 2 3 gün içerisinde en az 250 300 kişi geldi arkadaşlar. Demek ki bilmeyen çok fazla kişi var. Videomu sona geldiyseniz size teşekkür ederim. Uzattım birazcık kusura bakmayın. zamanınızı almak istemem. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.